nüfusunun 18,6'sı İstanbul'da yaşıyor. Yani 15 milyon 29 bin kişi İstanbul'da barınıyor ve İstanbul dünyadaki 201 ülkeden 129'unu geride bıraktı nüfus yoğunluğu bakımından. Bakalım halk İstanbul'un kalabalığı hakkında ne söylüyor? İstanbul nüfus yoğunluğu bakımından 129 ülkeyi geride bıraktı. Yani 129 ülkeden daha kalabalık. Ne dersiniz? Güzel bir soru sordunuz. İlk başta kırsaldan kente göçü önlemek gerekiyor. Bunun için de sanayi gerekiyor. Oradaki insanlara iş vermek, ekmek vermek gerekiyor. Onun haricinde tabii bizim ülkemizde yabancı göç çok fazla alıyor. Buna bir kota koyulması gerekiyor. Söyleyeceklerim bunlar yani. Yoksa Türkiye kimin girip çıktığı belli olmayan bir ülke haline geldi. Kalabalıktan rahatsız mısınız? Rahatsızız. En çok neyinden rahatsızsınız? Mesela gürültüden mi? İnsanların birbirine olan saygısızlığından mı? Valla onların yanında biz ticari iş yapıyoruz. Arabalarımız patlatılıyor. Daha önce olmayan şey yani şantiye arabalarımız patlatıyor. Onunla şikayetçiyiz. Patlatılıyor derken çalıyorlar mı, hırsızlık? Evet, hırsızlık oluyor. Bundan şikayetçiyiz. Evet, bu da kalabalıktan mı kaynaklı? Yabancı uyruklar özellikle. Yabancı evet, uyruklar. Evet. Yani farklı çeşitli insanlar olduğu için evet, diyorsunuz. Evet, doğrudur. Bir Almanya gibi olabilir atıyorum. Düsseldorf aynı, Frankfurt aynı. Bizim tüm ülkenin merkezi İstanbul, Ankara, İzmir. Yani olmaması lazım bence. Yani göçü durdurmak için insanlara ekmek vermek gerekiyor. Ekmek vermek için de o bölgeye yatırım olması gerekiyor. Peki gitmek istiyor musunuz İstanbul'dan? Vallahi istiyorum bazen. Yani trafik bizi yoruyor. Ya İstanbul'u kim fethetti? Kim fethetti? Fethetti. Karadan denize indirdi. Bunu insan kaybetmeyecek. Ama şimdiki nesil ne olduğunu bilmiyor. Osman'ın ne olduğunu bilen var mı? Tayyip Erdoğan ne dedi? Amerikan şeyine. Daha Osmanlı tohatını yemedi. O Osmanlı tohatını yerse, çünkü ne olduğunu bilir. Şu anda ben 75 yaşındayım. Beni şimdi göndersinler. Ben gözetleyici olarak çıkarım. Düşmanı tespit ederim bildirim. Peki sizce İstanbul kalabalık mı sizce? He? Kalabalık mı? İstanbul niye kalabalık olsun? İstanbul her şey huzurlu. İstanbul'da metrosu yerinde, şeyi yerinde, İstanbul'u koymuş, yer altını, hepsini yer altını indirmiş. Almanya'da böyle bir şey yok. Ben 40 sene Almanya'da çalıştım. Yani bu Türkiye'ye verilen, şimdi 15 senede verilen değer, önceleri yoktu. Çünkü şu an İstanbul çok göç alan bir il konumuna geldi. Sadece Türkiye'de yaşayan insanlar değil, dışarıdan mülteciler de şu an İstanbul'da bulunduğundan dolayı şu an İstanbul aslında taşıyamıyor artık. Ve Suriyeli ve diğer ülkelere ait mülteciler de geldiğinden dolayı yani bayağı bir nüfus çoğunluğu var burada. Ve bu normalde İstanbul'da yaşayan insanları da bayağı bir olumsuz etkiliyor. Evet. Mesela kalabalıktan rahatsız mısınız siz? Kalabalıktan rahatsız mıyız derken yaşanabilecek bir il konumunda değil şu an İstanbul. Mesela bundan 15-20 yıl önce İstanbul daha güzelken, yani bu kadar gelişmemişken insanlar daha mutlu bir şehir olarak görüyordu. Ama şu an öyle değil. İnsanlar artık İstanbul'u Anadolu'dan gelip kurtuluşun yeri olarak görüyorlar. İş kapısı olarak görüyorlar. Ama maalesef onu da anladıkları zaman buradan da gitmiyorlar, burada kalıyorlar. Bu da İstanbul'un yani kargaşa ortamına neden oluyor. Evet, kalabalığa girmekten çekiniyor musunuz mesela? Kalabalığa girmekten tabii ki çekiniyoruz. Niye çekiniyoruz? Çünkü İstanbul'da her çeşit insan yaşıyor. Sadece mesela Türkiye'de yaşayan insanlar değil. Dışarıdan gelen Suriyelilerin içinde mesela gerçekten düzgün olan insanlar da var. Ama yani düzgün olmayıp ilimizi karıştıran, İstanbul'u karıştıran, aynı zamanda sadece Suriyeli değil, diğer mültecilerin de olduğu bir durum tabii ki bizi korkutuyor. İyi diyemeyeceğim, kötü. Kötü bir şey yani. Övünülecek bir şey değil. Kalabalıktan şikayetçi misin? Evet, çok hem de. Peki en çok neyinden kalabalığında şikayetçi oluyorsunuz? Mesela kalabalık ortama girmekten çekiniyor musunuz? Ben girmem, çok sevmem ben kalabalığı. Ben sade, doğal yaşamayı seviyorum. Bir de insanlar çok saygısız birbirini rahatsız ediyor. Yani yürürken ayağına basıyor falan. Hiçbir şey olmamış gibi devam. Evet, ne zamandır buradasınız? 74'ten beri. Gitmeyi düşünüyor musunuz peki? Tabii ki ileride gitmeyi düşünüyoruz. Bu ekonomiyle alakalı bir şey. Peki İstanbul'un kalabalığına nasıl bir çözüm bulunabilir? Buraya yapılan göç konusunda nasıl bir çözüm bulunabilir? Bir kere onun çözümü sanayinin burada olmaması. Sanayi burada olduğu için insanlar buraya geliyor. Şimdi büyük bir şehirde sanayinin olması zaten saçma bir şey. Ama o kadar kalabalık, o kadar çok.
Bu kadar daha olsa doyurur İstanbul. Rahatsız mısınız kalabalıktan? Ya olabilirdi ama ne yapayım, yapacak bir şey yok. Memlekette bir şey yok. Sivas'ta bir şey yok. Ankara mecbur geçim kaynağı. Siz ne zaman geldiniz buraya? Ben buraya 15 sene oluyor. 15 sene önce neden gelmiştiniz? Neden geldim? Eşimi kaybetmiştim. Çocuklarım buradaydı. Buradaydı. Mecbur buraya geldim. Bayağı yoğun. Özellikle biliyorsunuz Suriyeliler var. O da bayağı bir kalabalık sağlıyor. Evet, kalabalıktan rahatsız mısınız? Tabii. Ya bir yere gidiyorsunuz sürekli bir kalabalık. Sabahları özellikle çok yoğun oluyor. Evet, peki kalabalığa girmekten çekiniyor musunuz hiç? Tabii ki. Neden? Biraz açalım. Yani çok sıkışıyorsunuz, rahat edemiyorsunuz. Birçok yere yürüyerek gidiyoruz. Siz ne zamandır buradasınız? Doğduğumdan beri buradayım. Peki hiç İstanbul'dan gitmek istediniz mi? İstedim. Şu son zamanlar istedim. Evet, gidecek misiniz? Düşünüyorum. Peki neden bu kadar kalabalık İstanbul? Çok yoğunluk var. Yani şu sıralar özellikle bütün oteller de yoğun. Her taraf yazılıyor ama anlayamadım, çözemedim yani. Evet. Nasıl çözüm bulunabilir kalabalığa? Yani büyükler çare bulacak. Bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Durum var. Ne olacak sonumuz bilmiyorum. Zaten karışık ülkeler hepsi buraya geldiler. Allah sonumuzu hayır etsin. Evet, kalabalıktan rahatsız mısın? İnanılmaz hem de. Ne oluyor mesela gün içinde kalabalık sebebiyle? Girin bir yeni kapıya girin görün. Hepsi yabancı dolu. Ben hiç memnun değilim açıkçası. Kalabalığa girmekten çekiniyor musun? Çekiniyorum. Neden çekiniyorsun? Bilmiyorum, kötü bir hislerim oluyor. Budur yani, başka bir şey yok. Yanaşmak istemiyorum. Evet, siz ne zamandır buradasınız? 52 yıl. 52 yıl. Peki hiç terk etmeyi düşündünüz mü İstanbul'u? Hiç terk etmeyi düşündünüz mü İstanbul'u? Ben de çok. Emekliyim aslında da bazı şeyler imkan vermiyor. Çalışıyorum mecburen. Dediğim gibi kalabalıktan inanılmaz rahatsız oluyorum. Hatta tek başıma yürümeyi bile tercih ediyorum. Peki nasıl çözüm bulunabilir bu kalabalığa, İstanbul'daki yoğunluğa? Vallahi çözüm yok. Ben inanmıyorum. İstanbul'a da girmek artık pasaport da filan olması lazım ki bir teminatı, bir güvenceye yatırmak lazım ki İstanbul'da gelip yani, 10-15 gün kalıp tekrar dönmek zorundasın. Yani İstanbul'a girerken derken başka ülkelerden mi yoksa ülke içinde mi pasaport olması? Ülke içinden de başka ülkelerden de. O zaman biraz rahatlarız. Her önü şeyini alan, çantasını alan, yatağını, yoganını alan artık İstanbul'un taşı toprağı altın diye çıkıp gelmemeli. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Hayat yok. Evet. Rahatsız mısınız kalabalıktan? Tabii her mecbur rahatsız. Gürültü, rahatsızlık. Ne kadar pislik varsa İstanbul. Siz ne zamandır buradasınız? 20 yıl. 20 yıldır. Evet. Neden gelmiştiniz? İş icabı. İş için. Evet. Bu kalabalık da iş için mi genelde sizce? Yok. Çoluk çocuğum da İstanbul'da yaşıyorum. Tek kelimeyle harikadır İstanbul. Dünyanın 160 ülkesinde büyük bir metropolitan bölgedir. Yani daha doğrusu bir devlet konumundadır. Yaşamaktan da gurur duyuyorum. İstanbul çok güzel yani. Siz nereden geldiniz? Ben aslen Diyarbakırlıyım. Diyarbakırlısınız. Ama 38 seneden beri İstanbul'dayım. 38 senedir. Evet. Peki kalabalıktan sıkıldığınız oluyor mu hiç? Yani bir sıkıldığım trafiktir, başka da sıkıldığım yok yani. Her şey güzeldir yani. Doğru söylüyorsunuz. Yaşanmayacak bir şehir haline geldi İstanbul. Ne yapalım, ne diyelim? Hayırlısı olsun diyelim. Adam atılacak yeri yok biliyorsunuz. Kalabalıktan rahatsızsınız. Çok rahatsızız. İnşallah emekliliğimiz gelse de memleketimize geri dönsek. Ben bu umutlar içindeyim. İnşallah döneriz de. Ne zamandır buradasınız siz? Vallahi 27-28 senedir buradayım. Evet. 28. İş için mi gelmişsiniz? Tabii. İş için. Tabii ki iş. Gitmek mi istiyorsunuz? Nereye gideceksiniz? Memleketime. Memleketimiz neresi? Amasya. Amasya'ya dönmek istiyorum. Evet. Evet. Peki kalabalık ortamlara girmekten çekiniyor musunuz? Tabii ki haliyle. Neden? Mesela şu birkaç yıldır özellikle ki bu olaylardan dolayı biliyorsunuz. Bunlardan dolayı tabii ki çekiniyoruz. İyi yapmış İstanbul. Daha da alıyor. Ben kaçtım İstanbul'dan. Artık İstanbul'da yaşamıyorum. O yüzden burada yaşayanlara Allah yardımcısı olsun. Evet, kalabalıktan mı kaçtınız? En büyük özelliği işte bu, kalabalıktan kaçtım birincisi. İkincisi, ileri yaşta olanların yaşayacağı bir yer değil İstanbul. Çünkü ne kadar hizmet yapılsa da çok tehlikeli her anlamda.
Zaten hiçbir şey olmasa bu kalabalıkta yaşanmaz. Şu gürültüde yaşamak kolay mı? Siz kaç sene yaşadınız? 56 sene yaşadım. 56 senenin sonunda gittiniz, terk ettiniz. Sonra terk ettim. İşte bu sirenler yüzünden, bu insanlar, bu kalabalık yüzünden. Evet. Peki nasıl çözüm bulunabilir bu kalabalığa sizce? İnsanları cezbedecek başka İstanbul'a yakın yerlere çekmeleri lazım. Yeni göçü engelleyecek bir takım yatırımların yapılması lazım. Ama ona da kimsenin yanaşacağını zannetmiyorum. Herkes yürüyen bir şeyin üzerinden devam etmeye çalışıyor. Allah yardımcısı olsun. Burada yaşamak gerçekten çok zor. Öyle bir yer oldu ki. Hani yaşanacak bir semt değil artık. Kesinlikle. Niçin diyeceksiniz? Adım atan, abi 1 lira var mı? Abi 2 lira var mı? Öyle duruma geldik ki İstanbul'un halkı burada yabancı olacak. Yabancı sakala bırakmış. Adam diyor ki 2 lira versene. Vermediğin zaman hadi işine. Almış eline tineri. Tineri adam şeklini gördü mü? Evvelden derlerdi ki İstanbul bundan 20 sene evvel taşı toprağı altın. Ya Anadolu'da kimse kalmadı. Neden kalmadı? Neden İstanbul'a geliyor herkes? Para çok ya, altın ya. Ha şimdi biz burada İstanbul'da yabancı olduk. Efendim, yabancı. Ben şimdi 61 yaşındayım. Ben çalışıyorum. Ama öyle insanlar var ki havada bulup tavada yemenin peşine. Bakın şu İstiklal Caddesi'ne 100 kişide 55 tanesi yabancı. Ha? Sakala bırakmış. Bir dakika, 1 lira versene. Arkadaş mecbur muyum? İstanbul çok kötü durumda. Siz gitmek istiyor musunuz buradan? Ben İstanbul'u hiç sevmiyorum. Ama mecbur çalışıyorum. Ha, yabancı devletlerde çalıştım. Ha, şimdi de burada çalışıyorum. Mecburiyetten. İstanbul'da adım atma para. Çalışmıyorsan İstanbul'da hissi. İstanbul'un kalabalığını halka sorduk ve cevapları ekranlarınıza taşıdık. Siz de konuyla ilgili görüşlerinizi belirtmek isterseniz sosyal medya hesaplarımızdan ya da YouTube hesabımızdan yorum bırakabilirsiniz. Programın bu bölümü dahil diğer bölümlerine ulaşmak isterseniz ekranda yer alan YouTube hesabını ziyaret edebilirsiniz. Ve sosyal medya hesaplarımızdan konuyla ilgili, programla ilgili bana tavsiye verebilirsiniz.